Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda personelim. İsmim Cemalettin Dumlu. Depreme ben de gittim diğer arkadaşlarımla, amirlerimle. Çok zor şartlar vardı. -28'i gördüğümüz zamanlar oldu. Ama hiçbirimiz de hiçbir an durmak istemedik. Her an çalışmaya devam etmek istedik. Ya farklı bir güç vardı hepimizde de. Hiçbirimiz hiçbir şeyden korkmuyorduk. Bazen içerideyken artçılar oluyordu. Ya çıkmak istemiyorduk ya, çünkü orada canlı olduğunu biliyorduk. Ona ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. Beni en çok etkileyen olay ise orada bir ufaklığı çıkartırken elimi tutmuştu. O kadar çok sıkmıştı ki canım acımaya başlamıştı. Ufaklığı sedyeye yatırdığımızda sedyeyi çekiyorduk ama elimi bırakmıyordu. Bana şey diyordu, abi ben yüzme bilmiyorum, lütfen bırakma. O kadar çok sıkmıştı, canım acıyordu artık ve sedyeyi çektikçe gidemiyordu. Benimle birlikte kalıyordu. Eldivenimi çıkarmak zorunda kaldım. Eldiven onunla gitti. Diğeri bende, ömrümün sonuna kadar saklayacağım onu. Sivil savunma itfaiyecilik bölümü okurken hep soruyorlardı bana, neden itfaiyecilik, yani niye bu mesleği seçiyorsun? İnsanlara anlatmaya çalıştığımı anlatamıyordum. Ben orada gerçekten anladım neden itfaiyeciliği seçtim. Birinin hayatına dokunmak kadar özel bir şey yok. Yani bunu kimse bilmese de olur. O elimi tuttuğunda, o çocuk, onu oradan çıkarttığımızda ya da enkazın altından birinin sesini duyduğumuzda bu çok farklı bir şey, çok farklı bir duygu. Bir daha ömrüm boyunca belki hissedemeyeceğim bir duygu. Yürekte bitiyor ya itfaiyecilik. Eldivenin teki Reyhan'da kaldı ama bizim bağımız sonsuza kadar devam edecek.